merhaba. Red Bull'la birlikte Formula 1 özelinde soru cevap serimize Serhan Acar'la devam ediyoruz. Ve artık bu serinin, bu bölümünün özel bir tarafı var bizim için. Türkiye Grand Prix'sine çok az bir zaman kaldı Serhan Acar. Evet, heyecan da. Geçen seneden sonra seninle çok çağırdık. Çağırdık, çağırdık. Bir geldi, gitti, tekrar kaybettik. Bir daha geldi. Gider gibi oldu, ertelendi bir hafta ileriye gitti ama günün sonunda artık sıra bizde. Dediğin gibi çok az bir süre kaldı. Onun için heyecanımız büyük tabii ki. E aslında bir seneyi bile doldurmadık tam. Evet. Bir ay erken. Doğru. Geçen sene 15 Kasım'daydı. 15 Kasım'dan 10 Ekim'e gelmiş olduk. 11 ayda iki tane Grand Prix. Gerçekten her ülkeye nasip olmaz. Tadını çıkartmak lazım. E senin yoğunluğun da üst düzeyde devam ediyor zannediyorum artık bu son günlerde. Evet. Yani Formula 1 Türkiye Grand Prix dışında bir de Otomobil Spor Federasyonu'nda bir genel kurul süreci var. E, olimpiyatları takip eden 3 ay içerisinde Türkiye'deki bütün spor federasyonları seçime gidiyor. Genel kurula gidiyor daha doğrusu. Onun için da ayrı bir yoğunluğu var. E, yani bu aralar devamlı çalışıyorum. Ha, ama tabii ki işin keyifli tarafı yani o ton bir sporu sevdiğimiz için çalıştığımızdan dolayı şikayet etmiyorum ama hakikaten başka bir şey zaba kalmıyor. Şimdi tabii bugün Türkiye Grand ile de ilgili biraz konuşuruz, bir iki tane ona dair sorumuz da var ama Süper. izleyicilerin merak ettiği çok şey var sezonda akarken hemen başlayalım tabii istersen. Ki. Şimdi ilk sorumuz... ChuckyBC zannediyorum <laughs> kullanıcı hesabı. E, pit stop sırasında yakıt almak neden yasaklandı demiş. Aslında benzer bir iki soru daha var. Hepsini toparlayayım sevgili Serhan Acar. Emir Yüzük arabalar nasıl yakıt alıyor diye soruyor. Enes Hayati Gül de pit esnasında yakıt ikmali yapılması konusu gündeme gelir mi diye sormuş. Ee, önce niye yasaklandan başlayalım. Ee, Formula 1'in bir e, tüketim çılgınlığı gibi Gözüktü yıllar geride kaldı. 2000 yılların başında korkunç bütçeler, devasa üreticiler, acayip sponsorlar, işte sigara firmaları vesaire. Şimdikinden daha fazla bütçelerin konuşulduğu yıllar geride kaldı. Biraz artık çevreyle ilgili insanların yani dünyanın genel olarak bilincinin artmasından dolayı da Formül 1 de hem hani devamlı gelip depoyu boşaltıp yarım saatte bir pit yapan ve tekrar bir depo benzin harcayan bir görüntü vermek istemez hale geldi. Bir kısmı bu, bir kısmı. İşin ee, işin güvenlikle ilgili e, hani riskini arttırması benzin ikbali çok kısa süre içerisinde evet çok sofistike bir sistemle yapılıyor yani savaş helikopterleri veya savaş uçaklarını kullandığına benzer sistemlerle yapılıyordu. Ona rağmen bunda ciddi bir hani e, yanmaz tulum giyen bütün işte mekanikerlerin hani e, yangına karşı bir riski söz konusuydu. Bir de üçüncü bir sebep daha vardı. Benzin ikmali olduğu yıllarda her ne kadar şu an bize ki oradan sorunu kalanına bağlayacağım. Her ne kadar şu an çok güzel yıldanmış gibi geliyorsa da aslında Yarışı 3 eşit sprint bölümü ayıran benzin ikmalleri vardı. Yani ortalama 2-3 stop yapılıyordu. Ee, pilotlar birbirlerini daha uzun süre pistte kalarak yani birkaç tur fazla benzin alarak geçmeye çalışıyorlardı. Pist üzerinde geçişlerin sayısı oldukça azdı. 2011'den sonraki 2010'da benzin ikmali yasaklandı. Dolu depoyla git, başlayıp öyle bitirmeye başladılar. Zaten 93 öncesinde de durum böyleydi. Yani e, benzin ikmali e, 94'ten itibaren geldi. E, bu aradaki Yılların geçiş sayılarına baktığımızda e, ikmal yapılmayan şu anki gibi dolu depoyla başlanan yıllara göre çok daha az olduğunu görüyoruz. Sebebi de şu şu anda geçiş yapmak için gerçekten bir lastik performans farkına ihtiyacınız var. Ve herkes aşağı yukarı bir pit yaptıktan sonra artık rakibinizi piste geçmeniz gerekiyor. Eski dönemde herkes benzin ikmalini bekliyordu. Evet e, yani bağlı olarak o zamanki ortalama süratler yani pilotların zorlama miktarı daha fazlaydı. Daha agresif yarışıyorlardı. Ama toplamda 2011'den sonra DRS'nin de eklenmesiyle beraber eski o benzin ikmal yıllara göre yani 94-2009 arasına göre neredeyse iki kat daha fazla geçiş görüyoruz. Bütün bu sebeplerden dolayı e, hani şu, artı son bir sebep daha var. O da o benzin ikmal e, ekipmanının çok e, sofistike olması, i̇şte azalan bütçelerle bunu dünyanın her yerine taşımak istememeleri. Hı hı. Bütün bunların birleşiminden sonra benzin ikmali kalktı ki benzin ikmali varken 6-7 saniye pitler sürerdi asıl pit süresini benzin... Alınan benzinin süresi ve miktarı dikte ederdi. Sonra o kalktıktan sonra tarihi en hızlı pit stoplarını görmeye başladık. 1.9 saniye altına kadar indir Red Bull. Kanatlanmış oldular pitte <laughs> ee, de. dolayısıyla eski yıllara göre çok daha hızlı pitleri de görüyoruz. Artı pis üzerine daha fazla geçiş görüyoruz. Şu anda benzin ikmali en azından yakın vadede gelmesi pek düşünülmüyor. Belki 2026 ve sonrasındaki bu yeni motor formülünde tekrar gündeme gelebilir otomobiller. Çünkü çok büyüdü ve ağırlaştı öte yandan. Yani son 7-8 yılda. Biraz daha otomobilleri küçültmek, çevik hale getirmek, daha e, kolay yön değişir hale getirmek için bir takım önlemler konuşuluyor. Ama en azından önümüzdeki 3-4 sene için böyle bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok çok neden var birbirini tamamlayan. Evet, geçmişten alarak neden kalktığını konuşarak aslında biraz geleceğe de ışık tutmuş oldu. Ee, devam edeyim sorulara bakmaya. The Demirci demiş ki, Formula 1 aracı kaç kilometre hıza çıkabiliyor? <laughs> Ee, ...azami sürat olarak şu anki otomobiller ...360 kilometreyi bulabiliyor. Ee, saniyede bir futbol sahası. 100 metre bölü saniye 360 ile gittiğiniz zaman. Ee, daha önce... E, ...Bar Honda V10 motorlu... ...bir otomobili... E, ...yarışa girecek legal şekilde... ...modifiye ederek Utah'daki tuz düzlüklerinde... ...400 kilometre süratı gördü. Gidiş ve dönüşte bir ortama... ...sürat tutturmanız gerekiyor. Tarihte en yüksek azami sürete çıkılmış olan... E, ...deneme bu. Yani o otomobil yarışa girse bir şey yapamazdı ama hani düzlük hızı zaten evet. konuştuğumuza göre. Ee, yani şu anda ortalama 340'ın üzerine çıkılan çok fazla yere yer yok Monza e, ve belki Bakü'de işte DRS ile bazen olabiliyor. Onun ötesine geçtiğin zaman bu sefer viraj performansına çok ödün vermişsin. Tur zamanı toplamda e, iyi bir yere varmıyor. Onun için yani ortalama 360 kilometre diyebiliriz. Evet. Bir de Emir Yüzük yine e, arabanın yerden yüksekliği ve kanat açısı neye göre ayarlanıyor diye sormuş bize. Ee, yani otomobilin tabanından akan hava akımı ne kadar hızlandırabilirseniz aslında o kadar fazla yere basma gücü yakalıyorsunuz taban kısmından. Onun için otomobil yere ne kadar yakınsa o basınç e, otomobil otomobili yere basacak şekilde büyüdüğü için yere ne kadar yakınsanız o kadar iyi. Bu alt kısmın e, parametresi. Üst kısım karoser yani aerodinamik yüzeylere geldiğimizde de Burada da aslında uçaklardaki sistemin tam tersine bir aerodinamik çalışma var. Yani uçakta nasıl kanat işte uçağı havaya kaldırıyorsa onun ters yönünde bir bomba verilen kanatla otomobili yere bastırıyorsunuz. Bu ikisinin birleşimini takımlar pistlere göre ayarlamak zorunda. Çünkü pistlerde asfaltın yol tutuşu farklı. Tümsekler farklı, körbüler farklı, e, hava şartları farklı. Bütün bunların birleşiminde otomobilin yerden yüksekliği çok kritik bir parametre. Çünkü otomobil zaten siz ne kadar ayarlarsanız ayarlayın bir tur boyunca sabit yükseklikte de olmuyor. Hızlanırken geriye doğru yatıyor otomobil, frenlerken öne doğru yatıyor. Viraj dönerken dışa doğru yatıyor. Ee, bazen bunların ikisini birden yapıyorsunuz. Hem frenliyorsunuz hem dönmeye başlıyorsunuz. Yani otomobilin farklı bölgeleri yerden birkaç santimle belki bahsediyoruz hı hı. ama çok farklı yüksekliklerde olabiliyor. Yani bütün bunların hepsinin bir arada düzgün çalışması artı burada tabii karabüyü olarak adlandırılan lastikleri çalıştırabilmek çok kritik. Onun için... Hani tek bir şeye bakarak ne yerden yükseklik, ne süspansiyon yüksek ayarları, sertlik, yumuşaklık anlamında ya da işte devrilme anlamında ne kanat açısı bunların hiçbirinin tek başına bir e, sadece artı getirdiği bir formül yok. Hepsinin uyum içerisinde birlikte çalışması gerekiyor. Her yaptığınızın bir eksisi de var. Yani bu bir mühendislik seçimi aslında. Hiçbir şey sizi tam anlamıyla artıya götürmüyor. Mutlaka bir yerden ödün vermeniz gerekiyor. Zaten onun için o kadar zor. Zaten onun için bir sürü takım o kadar uğraştıktan sonra ya ayar tutturamadık diyebiliyor yani dünyadaki elindeki evet. bütün verilere rağmen İşin keyif tarafı bu yani çok farklı parametre var. Peki şimdi araçların aslında böyle milimetrelerle santimetrelerle milisaniyelerle neleri değiştirebileceklerinden bahsettik ama son dönemdeki özellikle konuştuğumuz konulardan biri de bu güç ünitesi başlığı değişiklikler bununla beraber gelen cezalar. Bununla da ilgili bir soru var. Stapan özelinde. Cele Perenay sormuş. Ferstapen neden güç ünitesi değişikliğine gitti diye ama bunu örnek birkaç pilot daha da verebiliriz bu son dönemde. Evet hatta Bottas'ın bayağı 5. Evet. ünitesi geldi. Şimdi bu seneki kurallar gereği bütün şampiyonayı takımlar 3 güç ünitesi setiyle bitirmek zorunda. Ee, güç ünitesi aslında altı ayrı bloktan oluşuyor. Yani içten yanmalı motor, turbo, MGU-K adını verdiğimiz kinetik enerji geri kazanan sistem, MGU-H ısı geri kazanan sistem. Bütün bunları kumanda eden elektronik kontrol ünitesi ve batarya altısını birden bu kadar uyumlu şekilde çalışmak gerçekten zor. Bunlardan bazı parçalarda yıl boyunca üç, bazılarında iki tane hakkınız var. Onun için de bir yıl aslında bu kadar sınırlı güç ünitesi parçası bitirmek çok zor. Yıl sonuna doğru ilerledikçe başkalarının da güç ünitesi değiştiğini ve ceza aldığını göreceğiz. Ee, onun için hani Red Bull sene sonuna kadar kendi e, güç ünitesi havuzunu zenginleştirmek, ellerini rahatlatmak için e, e, e yeni bir güç ünitesi taktı. Diğerleri de yapacak. Bottas mesela şu an beşinciye geçmiş evet. oldu. Yani yıl ilerledikçe diğerlerinin de bunu yaptığını göreceğiz. Ee, burada tabii Formula 1 eskiden işte o tüketim çılgınlığı gibi olan dönemlerde ki romantik bir fan olarak ben de özlüyorum o günleri yanlış anlaşılmasın. Her hafta sonu bir motor hatta cumartesi sıralama motorları yapıyordu 100 kilometre ömürlü. Yani o gün çöpe atılıyordu pazar günü yeni motor takılıyordu. Artık tabii <laughs> o kadar bol bir dünya yok ekonomik anlamda. Ondan dolayı da hani e, yıl boyunca bu ekonomik olarak konuyu kontrol altına tutmak artı verimli ön plana çıkarmak için yıllardır gittikçe azaldı bu motor sayıları. E, ama güç ünitesi demişken şunu da belirteyim. Formula 1'in güç üniteleri gerçekten e, yani işten yanmalı motor olarak baktığımızda dünyada üretilen en verimli motorlar. E, yani normal binek otomobilde termal verim yaklaşık %20-25 civarında. Yani aslında siz 4 litre benzin veya mozot harcarken bunun 1 litresi size Tekerlekleriniz güç olarak gidiyor. Üç litresi ısı olarak yok olup gidiyor aslında eksozdan dışarı atıyorsunuz. Formül 1'de bu termal verimli %50'yi geçmiş vaziyette. Yani iki litrelik benzinin bir litresi size güç olarak geri dönüyor. Dolayısıyla bu kadar komplike olarak bahsettiğimiz üniteler aslında yani otomotiv dünyasındaki mühendisliğin ulaştığı en yüksek termal verimliliğe sahip. Yani o açıdan da gerçekten insanı çok şaşırtıyor teknolojisi. Kesinlikle. Ee, güç ünitelerinden devam edelim. Ee, Cihan Temel e, onun sorusu da ondan ayrılması sonrasında Red Bull güç ünitesiyle ilgili uzun vadede neler e, planlıyor şeklinde? Şimdi 2024 sonuna kadar motorlar donduruldu. Gelecek seneden itibaren e, performans anlamında e, neredeyse hiç geliştirilmeyen motorlarla yarışılacak güç üniteleri daha doğrusu. Ee, ve Red Bull burada gerçekten iyi bir politik hamle yaparak hem bu dondurulma kuralının gelmesini sağladılar. Hem de marka olarak Honda ayrılsa bile Honda motoru devam etmeyi anlaşmasını yaptılar. Onun için seneye e, Red Bull'un motorun markası Red Bull olacak ama gerçekten Honda motoruyla Honda güç ünitesiyle yarışacaklar. Ki Honda'nın son yıllarda gelişimi gerçekten çok şaşırtıcı. Yani çok geriden gelip Renault'u ve Ferrari'yi geride bıraktılar performans olarak baktığımızda. Ee, Mercedes'e de yaklaştılar oldukça fazla. Ee, dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl Red Bull'un motoru da Red Bull olacak ama gerçekten Honda güç olacak <laughs> sadece gelecek sene e, Honda Sakura'da Japonya'da motor üretmeye devam edecek bir geçiş dönemi var bir yandan Red Bull Milton Keynes'e İngiltere'deki kendi fabrikasında bir motor departmanı kuruyor Mercedes'ten çok önemli isimleri transfer ettiler onun için belli bir süre sonra ke motorları kendilerinin işlettiği montajını yaptığı ve e, servisini verdiği bir yöne doğru gidecek ama seneye değil fakat şunu net biliyoruz. 3 sene boyunca aslında otomobilin arkasında Honda motor olacak. Etiketi farklı olacak sadece. Peki, e, yine buna benzer sorularla aslında bu bölümü geçmek istiyorum. Türkiye Grand Prix'si ile ilgili soruları sonra atarak evet sona atarak. E, bir de gerçekten merak edilen çok şey var. Bazen yarışı izlerken de e, senden ekstra bilgiler alıyoruz. Bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz ama bazen de böyle en temel soruların yanıtlarını duymak gerçekten iyi geliyor. Ee, şimdi rotası seyan sorusu şöyle: Pilotlar, e, pilotlar şampiyonluğu mu daha önemlidir yoksa takımlar şampiyonluğu? mu? F1 bugünkü puanlarla bitse pilotlarda Verstappen, takımlarda Mercedes e, kazanıyor demiş ama e, soru geleli bir süre geçti. E, bu sonuca kim daha çok sevinir? Yani işte Mercedes kazandı, Verstappen pilotlarda kazandı ya da tam tersi oldu, e, Red Bull kazandı ama pilotlarda Hamilton kazanmış oldu. Kim sevinir bu işe? Bu sorunun cevabı nereden baktığınıza bağlı. Markalar açısından bakarsanız markalar şampiyonu daha önce gelir. Yani bugün Mercedes, e, Red Bull ve Ferrari'ye sorsanız ikisinden hangisini almak istersiniz diye markalar şampiyonu yani takımlar şampiyonu isterler. Ama algı olarak baktığımızda biz bu sporu insan ve makinenin birbirine karşı mücadelesini görmek için izliyoruz. Yani aslında ben hep şey diyorum. Onlar modern çağın gladiatörleri gerçekten bir arenaya çıkıyorlar. Hayatlarını riske atarak bir savaşın içerisine giriyorlar. Eski yıllarda ellerinde kılıçlar varmış şu anda otomobiller var altlarında. Ee, birbirlerinin sonuna kadar zorlayarak bir çekişme içerisindeler. Onun için de insanlar aslında Mercedes mi Red Bull mu yarış kazanacak diye oturmuyor ekranın başına. Hamilton mu Verstappen mi kazanacak diye oturuyor. Bundan Kesinlikle dolayı da öyle. tarih boyunca her zaman pilotlar şampiyonu daha önemli olmuştur. Yani dışarıdaki algı olarak da e, insanların takip etme ve ilgi oranı olarak da baktığımızda işin gerçeği hani bir yılı hangi takımını değil de hangi pilotunu şampiyon bitireceğini konuşuyoruz. Şu an mesela önce Hamilton'u Verstappen mi diyoruz. Narsist red bunu demiyoruz. Ki, Ama hiç marka hiç tarafından podiumda, bakarsan tam tersi. E, hiç e, podyumda mutlu olmayacağı bir tablo varken Toto Wolff mutluydu çünkü McLaren'leri oraya çıkardığı için. Çünkü bir Mercedes evet. e, hedi gözüyle baktığı için evet. duruma. Ama algı olarak zaten pilotlar Şampiyonası daha önce başlamış vaziyette yani 1950'deki ilk dünya şampiyonası pilotlar şampiyonası ünvanıyla başlamış vaziyette hem algı hem önem olarak baktığınızda pilotlar şampiyonluğu çok daha önemli işin önemli gerçek görünüyor. Peki o zaman pilotlar şampiyonluğuyla ilgili biraz konuşalım ee, azıcık sıralamasını değiştireyim sorularımın. Ee, Merk Galiba ee, sizce kim şampiyon olur diye sormuş. Serkan Kavak'la birleştirelim. Hamilton 8. şampiyonluğunu alabilir mi? Ee, ben de ekleyeyim. Nasıl gidiyor rekabet sence şu anda? Valla kimin şampiyon olacağını söylemek için kain olmak Tabii. lazım. Çünkü çok ufak mağaraları konuşmaya başladık bu sene. Şu anda Türkiye Grand Prix'sine sadece 2 puan farklı geliyor Hamilton'la Fersapen. 15 yarışın ardından muazzam bir sezon izliyoruz aslında çok şanslıyız o açıdan. Formula 1'de en son 2012'de biz iki farklı takımdan iki farklı pilotun şampiyonluk için kapıştığını gördük ve finale giden bir mücadele gördük. Eee Alonso Ferrari'deydi, Vettel Red Bull'daydı, Red Bull şampiyon olmuştu. E, ama finale giden iki farklı cepheden son mücadele 2012. 2014 ve 16'da Rosberg-Hamilton çakışırlar son yarışa kadar ama, ama onlar takım takımda. arkadaşıydı. Evet. E, son yılların dolayısıyla en çekişmeli şampiyonasını görüyoruz. Bir yandan otomobil performansı birbirine çok yakın. Ee, mesela o 2012'de aslında Alonso Ferrari'yi sırtlamıştı. Red Bull daha iyi bir otomobildi. Yani senenin yarısından sonra çok bariz bir Vettel ve Red Bull üstünlüğü vardı performans olarak. Bu sene onu da söyleyemiyoruz. Her hafta sonu pistin karakterine göre hatta hava sıcaklığına göre bile inen çıkan değişiyor. Yani Christian Ronaldo'nun kendi beyanı 0.1 saniye var otomobiller arasında diyor. Ee, ki gerçekten doğru. Çok ufak majlarla kazanan veya kaybedeni görüyoruz. Bu müthiş bir şey gerçekten. O açıdan biz Verstappen'in ilk şampiyonunu da bu sene alkışlayabiliriz. Hamilton'un 8. şampiyonunu da dünyanın en büyüğü olmasını da görebiliriz istatistik olarak. İkisi de olabilir. Ee, yani benim tek dileğim bunun son yarışa gitmesini istiyorum. Buraya kadar devam Çünkü et. öyle bir mücadele gerçekten dediğin gibi 9 senedir bek hasret kaldık. Ee, yani son dört e, 4 yılda şampiyon erken bitiyor. Hatta takımlarda şöyle söyleyeceğim sevgili Çağal. E, Mercedes 7 yıldır son 2 yarıştan önce fişi çekti. Yani son 2 yarışa kadar kimse ile beraber gidemedi şampiyonluk için. 2017 ve 18'de Ferrari'nin götürdüğü mücadele vardı ama sezonun son 3'te birinde işte pilotaj hataları, operasyon hataları, dayanıklılık sorunları, yanlış stratejilerle beraber mücadele söndü. Hı hı. Onun için geçen sezon zaten Türkiye ile beraber sezon... yani 3 yarış kala. Evet zaten çok üstünde oldu. Her duruma şampiyon evet. olacaktı. Yani çok önceden ilan etmiş oldu. Dolayısıyla bu senenin gidişatına gerçekten güzel bir final yakışır. Hatta daha da abartayım. Seninle hep çağırıyoruz ya. Ben Hadi. bir de şunu istiyorum. <laughs> yani umuyorum 6 puanlar az farkla gitsinler finale. Yani kazananın şampiyon olduğu bir yarış görelim biz. Yani takım arkadaşına falan filan kimsenin ihtiyacı olmasın. Hamilton ve Fersi de hangisi kazanırsa şampiyon olsun. Öyle bir final görelim diye çok istiyorum. Ben de çok isterim. Ki yani bu sezon ikili de gergin. İki evet. isim de gergin. Bir yandan haklısın. Son yılların en gergin şampiyonası evet. oluyor. Yani şampiyonluk için... Çekişen iki, iki isim iki defa ciddi kaza yaptı. Evet. Birisi 51 cici kuvvetleri felsefeden çok yüksek süratte. Diğeri de Hamilton tepesine çıkan ve hali olmasa çok kötü sonuçlanabilecek bir kazaydı. Başka sonuçlar olacaktı. Ee, artı sene baştan bu yana gerginlikleri takım menajerleri de aslında evet, dahil. Ee, şey yapıyor. Yani körüklüyor. Horner biraz daha bence kaba Her ne kadar Red Bull bu programı yapıyorsak <gülüyor> da. <laughs> Gerçekleri konuşalım. E, agresif e, takım yönetimi aslında Etkile o dört şampiyonluğu getiren yöntemlerden birisi de oydu. E ee, ve yine ne mutlu ki işte 15 yarışta toplam 15 kere tekerlek tekerleye bir Hamilton ve Verstappen'i hmm. izledik. Yani bazıları kolay geçici oldu Fransa'daki gibi, İspanya'daki gibi. Bazıları olaylı oldu, bazıları çok limitli oldu ama bir şey çıkmadı. Ee, olay anlamda. Dolayısıyla muazzam bir mücadele var. Hem tekerlek tekerleye, pist üzerinde, arka planda acayip bir siyasi savaş devam ediyor. Hem Red Bull hem Mercedes FIA'yı devamlı etki altına almaya çalışıyorlar. Ondan sonra 2024 sonrası dönem için herkes kendi olacak motor formülü kabul ettirmeye çalışıyor. Ee, pazarlama anlamında iki takımın müthiş bir mücadelesi var. Yani aslında her şey böyle muazzam bir finale doğru gidiyor. Ee, biz de tabii burada keyif ve Türkiye Grand Prix'sinde bu mücadeleye tanıklık edeceğiz. Ee, ama ondan sonrasında da bu savaş umuyorum son yarışa kadar sürecek. Ee, şöyle bir soru vardı hemen e, rekabetten devam edelim. Özgür Güz, e, Schumer belgeselini izlediniz mi? Senna, Schumi, Hamilton, Verstappen çekişmesi gibi bir değerlendirme yaparsak e, Hamilton, Verstappen rekabeti için Türkiye Grand Prix'si nasıl bir yer tutar diye. belgesini belgeselini izleyemedim. Maalesef bu aralar, yani maalesef değil mi? yanlış anlaşılmasın e, uyumadığım her dakika çalışıyorum. Yani bir şey oturup iki saat izleyecek vaktim gerçekten olmadı. 15 Eylül'de çıktı galiba şey belgesel. Ben aslında... de doğum günümde kendim ayırdığım vakitte ancak izledim. <laughs> aslında yeni. kafada kurmuştum evet. ya 15 Eylül'de işte geri şey yaparız. Geri sayarız hatta Sokrates'te gezi bölüm çekeriz işte yorum yaparız falan diye. Hiçbiri olamadı. Daha seyredemedim. demedim. Türkiye yarışı bitene kadar seyredemeyeceğim. demeyeceğim. Ama böyle ona böyle rahat bir zaman ayırmak istiyorum. Sorunun diğer kısmına gelince Hamilton ve Verstappen'in arasında aslında bir eee Halef-Selef ilişkisi de olabilir. Yani mevcut en büyük pilot, en başarılı isim işte o anki tahtın sahibi hmm. kral diyebileceğim Hamilton. Ve onun varisi işte prens olarak gelen, onu tahttan indirmeye çalışan en kuvvetli aday e, Verstappen. Şimdi aralarında ciddi bir jenerasyon farkı var. 12 yaş. 85'e 97 doğumlular. Evet. Ee, Senne ve Schumacher'i biz maalesef göremedik senin hayatını erken kaybettiği için. 94 yılında buna benzer bir çekişme olabilirdi yıl içerisinde. Çünkü sene de gergin başlamıştı zaten. Benetton otomobilindeki işte bir takım hile iddiaları bilmem evet. sanki. Yıl sonunda bir şeyler, yıl ortası bir şeyler bulundu ama kanıtlanamadı. Ee, dolayısıyla hani aralarında da Schumacher'le Senna'nın 9 yaş vardı yani. Bir jenerasyon fark vardı orada da aslında. Belki biraz da aslında Senna onu kabullenmekte de zorlanıyor ilk etapta bir genç ya, prensin çıkması. Evet sonuçta yani. hani mevcut 94'e dönersek yani Senna'yı almış oğlum keyifle. Benim idolümdür. Hep bana soruyor hangi pilotu tutuyorsa her zaman Senna diyorum ilk önce. Ee, yani o anki en büyük isim Senna'ydı ve geleceğin şampiyonu Schumacher'di ama yar şampiyonluk için yarışamadılar. Sonra bir 10 yıl geçti aradan, 12 yıl geçti. 2005-2006 hatta 2006 daha kritik. Alonso ve Schumacher çıktı. Hı hı. O zaman Schumacher 7 kez şampiyondu. Alonso 2005'te şampiyon olmuştu. Tek bir şampiyonluğu vardı. Tarihin en genç çifte şampiyonu ünvanını Schumacher'de almak üzere mücadele ediyordu. Onların arasında 12 sene vardı cumurlar arasında o açıdan bu hani jenerasyonlar arası bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyorum. Ee, ya sadece ben değil, herkes bunu Hı. görüyor tabii ki. Çok hani benim bir şey icat ettim ben değil. Ama işin toplamında e, hani mevcut stat statikodaki en başarılı ve e, en önemli adamın karşısında onu devirmek isteyen genç yeteneğin savaşı e, aslında bir Film senaryosu gibi de kıymetli bir şey. Yani gençliğin ateşim yoksa yaşlı ve tecrübeli adam mı devam edecek, kazanacak diye. Sonuçta keyifli mücadele e. ama çok gerildiler. Soru evet. galiba asıl da oydu. Ee, ya yani biz mesela şumer Valonzo savaşında pis üzerinde bir gerginlik ikisi arasında çok fazla görmedik. Takım savaşı çok e, yoğun Zaten oldu evet. 2006'da. İşte İtalya'da Ceza çıktı Renault'ya Renault işte Fiat diye logo yaptı. Ferrari International Assistance diye canlı yayında bu logoyu falan gösterdiler ben. Monza'da o hafta sonu orada anlatım yapıyordum. Hatta işte Schumer'in emekliliğini açıklayacağı hafta inanılmaz gergin bir atmosfer vardı. Baya böyle yani neredeyse kavga çıkacak moda gelmişlerdi. Ama pis üzerinde temizdiler Schumacher ve Alonso. Ama burada Hamilton, Verstappen e pis üzerine çok kapıştılar. Son yılların en yoğun mücadelesi oluyor ikisinin arasında. Tedirgin edici. Evet o da iş ayrı bir boyut katıyor. Çünkü ikisi de ödün vermek istemiyor. Yani bir daha tek, tekrar tekrar tekrarla geldiklerine ne yapacağını muhtemelen ne olacağını Muhtemelen o anki puan durumu pilotların e, bilinçaltı ve refleksleri karar verecek. Yani çarpışmayı göze alacaklar mı yeniden ben dili o ödün versin diyecekler mi? Bundan hiçbirini Hepsi bilmiyoruz. Hepsi de mini saniyeler içinde evet. olacak zaten yani onun içinde çok ayrı bir boyutu var bu yılki şampiyonanın ve nasıl biterse bitsin müthiş bir sezon olarak hatta hatırlanacak. Sürprizler var güzel keyifli yarışlar var bu haftaki Rusya yarışında olduğu gibi evet. Türkiye Grand Prix'si var. <laughs> e, hepsini gördüğümüzde Red Bull yıllar sonra kanatlanmış vaziyette. Ee, yani 8 sene sonra gerçekten korokor bir şampiyon mücadelesi götürüyorlar Mercedes'e karşı. İlk defa bir takım bu kadar uzağa kadar getirdi mücadeleyi. Ee, Red Bull Mercedes'e karşı bunu başardı. Onun için umuyorum bu kadar keyifli bir çekişmeye devam ederiz sene sonuna kadar. Ee, Ozan kapanışı da yine Türkiye Grand Prix'sine doğru yapalım. Ee, buradaki tabii kazananın podyum görenin puanları alanın ne yapacağına konuşmak çok çok erken daha. Zannediyorum 6 yarış daha var değil mi evet. Türkiye Grand Prix'sinden sonra? Hepsi yapılırsa doğru Hepsi 6 yarış Hepsi yapılırsa daha. belli olmayanlar var. E, Ares'in demiş ki Serhan abinin geçen seneki Türkiye Grand Prix'si ile ilgili düşünceleri nedir? Heyecanlı anlatabilir mi? Ya bunu seninle çok konuştuk. Orada beraber yaşadık evet. hatta. Ya geçen sene hiç beklemediğimiz bir sürpriz geri geldi yani bir hediye gibiydi bize yarış severlere. Çünkü hani her sene sorulur Türkiye'ye Formula 1 gelecek mi gelecek mi? Hiç ümidimiz yoktu ama geçen sene Covid bize büyük bir fırsat verdi ülke olarak. Biz de o fırsatı iyi kullandık açıkçası. Benim tabii iki yönden bir e, hem telaşım hem heyecanım hem gerginliğim vardı. Bir kısmı Otomobil Sporları Federasyonu e, ekibi içerisinde e, elimden geldiği kadar katkı yapmaya çalışıyorum yarışa. Oradaki sorumluluğumuz çok fazla çünkü 800 kişi gönüllü bir ekiple çalışıyoruz. Türkiye'nin adını taşıyan bir işe soyunuyorsunuz. Cumhurbaşkanı imaisinde yapılıyor. Ee, Yeni Zelanda'dan Arjantin'e kadar dünyanın her yerinden 90 milyon insan canlı yarış seyretti. Yani bir o an ülkenin getirdiği bir sorumluluk evet, da var. Çok büyük. Onu anlatamam gerçekten. Bana hep soruyorlar abi yarışı yönetmek mi? İşte anlatmak zor. Yani yönetmek 10 kat daha zor bana göre. Çünkü oradaki sorumluluk çok fazla. Çok büyük bir gurur bir yandan şu ülkenin ülkene fayda sağlayabileceğin bir şey yapıyorsun. Tanıtım anlamında da olsa yani. E, ee, öte yandan tabii bir de Esport ve Formula 1 yayınlarının 9 sene sonra geri dönmesi. E, oradaki e, anlatıcı olarak bir rolümde vardı ki ben Türkiye yarışını hiç anlatmadım. Daha önceki 7 senede hep yarış kontrolünde görevliydim. Geçen sene gerçekten şunu düşünün ya ben hani hayatımda bir kere bu, bu gururu tatmalıyım yani bu yarışı anlatmalıyım. Ee, onun için de hani iki tarafa da bir şekilde götürebildiğim bir haftayı ne mutlu ki e, kotarabildim. Ee, çok güzel bir yarış oldu. Ee, federasyon kısmındaki ekipte neredeyse hiç hata yapmadık. Yani kendi kendimize bildiğimiz ufak tefek tabii ki problemler oldu ama yani... E, majör bir şey olmadı. Yayına yansıyan bir sıkıntımız olmadı. Yarışı iyi yönettik diyebilirim. Ee, yayın kısmında da... E, ...hani içime sinen bir yayın olduğunu söyleyebilirim. Yani her hafta sonu o hissiyatla eve gitmiyorum. Yani bazen ya bugün çok kötüydüm dediğim oluyor. Ya çok hata yaptım. İşte şurayı kaçırdım, burayı göremedim. Zaten en ufak bir zaten sen daha... Yani özür dilemeden hemen sosyal medyadan gömülüyorsun bildiğin gibi. Bilmez ee, O baskıyı da göğüslemek gerekiyor. Onun için hani ben o hissiyatı biliyorum. Yani bugün iyiydim diyebiliyorum kendi kendime ya da bugün kötüydüm diyebiliyorum ya da vasattım diyebiliyorum. Her gün aynı olmuyor yani. Hı -hı. Hayatta hiçbir tabii işte öyle ki. bir şey yok. Ama aynı hani benim kendi içime sinen yayınlardan birisi oldu. Ee, üzerine tabii Hamilton'ın şampiyonluğu geldi. Yedinin şampiyonluk tarihi bir başarı oldu. Bizim için çok tabii tanıtım değeri oldu. Her taraf Avrupa'da vesaire daha çok çıktık. Ee, Sezonun son... yarışı evet yani e, biz Türk'te oy kullanmasa da muhtemelen yılın en iyi yarışı evet. seçilecekti ama gerçekten yılın en iyi yarışıydı geçen seneki yani e, bizim burada olmasa Avrupa'da bir şehirde de olsaydı gerçekten derdik ya geçen Heyecanlı sene yeni yarış çok bu yarıştı. Çünkü gerilim heyecanı çok yüksekti ee, bir de sonrasında tabii e, hani hiç beklemediği şekilde Formula 1 işte benim o son dakika anlatımlarını paylaşınca konu bambaşka bir yere gitti benim için de. Yani unutulmaz Üzülve bir oldu. haftaydı. Unutulmaz bir deneyim oldu. Ee, ne mutlu ikinciye tekrarlamak üzereyiz. Çok e, az bir zaman kaldı. Tabii bir şekilde e, bu Red Bull'la yaptığın soru cevap programına çok ilgi var sağ olsunlar. Hem çok soru geliyor. Evet. Sen elemek zorunda kalıyorsun evet. ne mutlu. Evet şu anda bile elemek zorunda kaldım. Ee, hem süreyi e, aslında bir saat daha konuşsak konuşacağımız kadar <laughs> soru var. E, hem işte izlenme oranları vesaire çok iyi. Dolayısıyla ilgi için tabii ki teşekkür etmek lazım taraftarlara. Ee, Red Bull'a karşı olan ilgileri de bizi mutlu ediyor. Ee, öte yandan tabii ki e, şu anda bizi izleyen herkesi bir şekilde e, eğer yolları düşebiliyorsa e, İstanbul parka davet etmek lazım çünkü sen de oradaydın geçen sene. Formula 1'i istediğiniz kadar çok televizyondan seyredin, orada olmak çok başka bir şey. Yani otomobillerin hızını, enerjisini, yarattığı etkiyi görmek hissetmek çok farklı. Yani ne kadar bilirseniz bilin önünüzden ilk defa bir otomobil geçtiği zaman ağzınız açık kalıyor. Kesinlikle. Ee, o enerjiyle beraber. Onun için ben hani bir şekilde imkanı olan, fırsatı olan herkesin yani Formula 1'e meraklıysanız tabii bu kadar şu an bizi izliyorsanız hayatınızda bir kere oraya gelmeniz lazım diye düşünüyorum. Ee, ama olamıyorsa tabi Esport'ta da hafta boyunca şifresiz olarak bütün Hı -hı. yayınları Pazartesi itibaren başlatıyor olacağız. Her yani gün bir canlı hafta yayın var. Boyunca... Aynen öyle. Her gün canlı yayın var. Bütün seanslar canlı yayınlanacak. İntersis'in destek kupaları, destek yarışları canlı yayınlanacak yani e, hatta bugün seninle beraber bir toplantıdaydık. Hı. Çok kapsamlı bir yayın programı var. Onun için dolu dolu gelemeyenleri de Formula 1 heyecan sonuna kadar yaşatacağız. Ee, günün sonunda Red Bull kanatlanacak mı şu an kimse <laughs> bilmiyor. Fersi <laughs> buradan zaferle ayrılacak mı? Hamilton mı kazanacak? Bambaşka bir sürpriz mi çıkacak? Geçen sene neredeyse oluyordu yani. Ben evet, evet. de ile ilk sırada başlamıştı. Onun için bir sürü soru işareti var. Güzel bunları e, düşünüyor olmak önceden. Çünkü hani böyle çok rutin giden bir sezonda kimin kazanacağı belli bir yarışta gitmiyoruz. Geçen seneden çok daha fazla soru işaretle gidiyoruz. Olasılıklar çok daha fazla. Aynen öyle. Çok ufak maaşlar belki de kazananı belirleyecek. bizim pistimiz zaten çok güzel pist. Yarışma heyecanı açısından, teknik zorluk açısından. Hepsini bir araya getirdiğimizde keyifli bir hafta sonu bizi bekliyor. Ülkemiz adına da inşallah hep beraber bütün partnerler olarak pist yönetimi, federasyon, görevliler vesaire, yayıncı kuruluş Sport iyi bir iş çıkartırız hep birlikte. Çünkü adı Türkiye Grand Prix'si. Ülkemizin adı söz konusu. Herkes dolayısıyla elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Yapacağız. Umuyorum güzel bir haftayı beraber yaşayacağız. Umuyoruz. Çok heyecanlıyız. Birlikte artık geri Gözlerinden sayıyoruz. görüyorum heyecanı. Heyecan değil mi? Türkiye Grand Prix'sini çok bekledik. Kasım'dan buna saydık saydık için. seninle çağırdık ve geldi. Kesinlikle. Buna da devam edeceğiz. İnşallah devamı <laughs> da olur yani. Ama şimdi artık geçen sezon üstüne bu sezonda da Türkiye Grand Prix'sinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Soruların bir kısmını elemek zorunda kaldım, malum zamanımız yetmedi ama size söz verelim ve Türkiye Grand Prix'sinden sonra yeniden Red Bull'la soru-cevap serimizde buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.